Günaydın. Bugünkü dersimizde matematik 9. sınıf ile vardır. devam edelim C1 konumuzla. Yeni dersimiz o ayak çarpanlara ayırmak. Demek ki çarpanlara ayırmak dersinde vardır. Görelim bir çeşit devamını 8. de okuduk. parantezlerden kurtulma süreci için. Demek biz parantezlerden kurtulma için artık biliriz nasıl kurtulur parantezden. Daha doğrusu örnek eğer var ise bir hangi sayı parantezin önünde ki serbestlenemem veya ki kurtulamam parantezden ne lazımdır? O sayı parantezin içinde her bir sayı ile lazımdır ne yapalım? Diyelim eğer yazarsam örnek olarak olsun 8 en parantez içi x artı 7. Demek Acaba gelen rakamımızda ne yapardık? Parantezin önündeki sayı, parantezin her bir sayısıyla ile içinde ne yaparız? Çarpardık. Demek bu durumda ne zaman çarpardık? 8 defa x yapar. 8x artı. 8 defa 7 yaparak 50. Yapar 56. Ve e, cevabımız olarak 8x artı 56. Demek burada bunları toplayamayız. Niçin? Tabanları da değişir. Demek bunun tabanı da e, x. Da, Bunun tabanı x yoktur. Daha doğrusu da sadece sayı. E, ona göre kalır. Nasıl? 8x artı 56. Demek bu sürece biz deriz e, parantezlerden kurtulma. Ve e, tabi burada vardır fazla örnekler ne verebiliriz ne zaman parantezlerden kurtuluruz. Devam eğer parantezin önündeki sayıda var ise harf var. Örnek eğer yaparsak olsun 2x. Hem şimdi koyarım 2x parantez içinde olayak 5-4x. Demek önemlidir çok dikkat edelim işaretleri ne vardır aynı zamanda içinde. 2x defa 5 yaparak ne kadar? 2 defa 5 yapar. 10, mx'i yazarız. Olayak 10x. 2x defa eksi 4x yaparak eksi. 2 defa 4 yapar 8. x olarak kareye. Evet çok önemliler ki kuvvetler toplanır. Nasıl ne var idi testte soruda. E, Taban eşit kalır ama kuvvetler toplanır. Ne zaman çarparız. Örnek alırsak var ise 5x kareye. Demek a, parantez önünde. Hem şimdi 5x kareye çarparız parantezde 3 eksi 2x ile. Hem şeyi gideriz. 5 defa 3 yapar 15. x kareye yazarım. Olayak 15x kareye. Ondan sonra 5 defa 2 yapar 10. A, eksidir. Daha ona göre olayak eksi 10. Hem x kareye mx yapayak x 3'e. Demek cevaptır 15x kareye eksi 10 x 3 e. e. şimdi efendim Evet demek toplar ne kadar ise o kadar o, toplayacağız. değil devam. Bazı durumlarda olabilir olsun em negatif sayılan önünde daha doğrusu negatif sayı olsun önünde parantezin. Ne zaman vardır negatif sayı yönünde parantezin aa, o vakit parantez içindeki her şey lazımdır aa, değiştirelim işaretini. Örnek eğer yazarsak böyle. Aa, eksi 3 olsun parantez içi 4x artı 6 hem şimdi yapayım daha bir tane eksi aa, eksi 6 parantez içi olsun 2x Uh, 2x daha da yok o, olsun sadece x uh, eksi uh, 4 x eksi 4 hem şimdi bir giderek sırayla eksi 3 defa 4 yapayak eksi 12x eksi 3 defa 6 yapayak eksi 18 18 Ondan sonra eksi out işim diberiye çarpı x yapayak ne ka? Yapayak x, out defa x yapayak eksi x demek burada es. Hem şimdi ta eksi out defa eksi 4 eksi defa eksi 4 yapayak ne ka? İşaret ne olacak? Eksi m eksi çarpı olarak artı 24 demek artı 24. Hem şimdi gruplaştır Vardır eksi 12 x hem eksi 6 x. Aynı zamanda vardır eksi 18 m artı 24. Eksi 12 hem eksi 6 ne Oldu. Eksi 18 x. Eksi 18 m artı 24 yapayak? Artı altı hem odur o. Demek yok x'i e, dediler. E, için daha büyük bir pozitif sayımız. Demek geldik cevap. Eksi 18 artı 6. E şimdi. Demek biz gördük ki hep bu ödevlerde ne işledik burada. Hep aslında yapardık parantezlerden kurtulma. Şimdi bu ödevde kaldı bize eksi 18 x artı 6 işareti. Acaba bulabiliriz bir hangi sayı? ne her ikasıyı için 4 ortak bölen. Daha doğrusu hangi en büyük sayı ile bölebiliriz ikasını? 6 ile bölebiliriz. Demek şimdi. Eksi 18x artı 6'yı bölebiliriz bir tevi 3 ile. Demek biz şimdi bunu ne zaman böleyiz 3 ile? Yazayım böyle. 3... Radyosu çarpanlara ayırmak ayırmak için 3 pardon 6 ile böleriz. Ona göre demek sonuç gelecek. Şimdi 6 ile ne için böleriz? 6'yı çıkarırız parantezin önünde. Demek şimdi biz iş elde ederiz. Bir ödev nereden vardır parantez. Demek parantezin önündeler 6. İçeri ne kaldı? 18x'i eksi 18x'i bölersen 6 ile ne kalır? Eksi 3x. Önemli der ki x kalır. m 6'yı 6 ile bölürsen kalır 1. Demek burada cevabımızdır 6 parantez içi eksi 3x artı 1. Demek gördük 2 parantezli ödevden elde ettik bir a, sonuç nedir? Bir parantezlen çarpanlara ayırdıktan sonra. Demek parantezlerden kurtulma. Demek bir cebirsel ifadede parantezlerden kurtulmadır. Ters sanesi çarpanlara ayırmak. Demek eğer ödevde derse parantezlerden kurtulasın kurtulasın Parantezden ama bazı defa var, olayak, olaylar neredene çarpanlara ayırmak vardır bize yardım etsin. Kısalayalım ödevimizi daha kolay ve ona göre hesaplayalım. Göreyi sonra birazdan nasıl diyeyim daha zor o ödevler gibi. Bakalım daha bir örnek işleyelim. Bu çeşit çarpanlara ayırmak için. Değil bir şey basit olsun. Devam olsun. Kitap eğer çevrilmezse kendi sayfası eğer olsan okuyayım. Şöyle istekalım. Devam vardır. 6x artı 4x kare. Şimdi bu ödevde 6x artı 4x kare. Ne vardır ortak bölen her ikisinde. Demek her iki sayıyı ne kaylem böyle toplam. En büyük sayılar. Demek iki sayımız. Acaba ikisinde bir şey başka rastlanır. Her ikisinde vardır x. Demek ona göre parantezin önüne çekeyiz en bir x'i. Hem şimdi o da iki x açarız parantezi. 6 x ile iki x'i ne zaman böleriz? Demek burada şimdi e şimdiki bulalım parantezin içinde ne kadardır? Demek bu sayı lazım çarp olsam bir hangi sayı ile burada? Ki versen cevap 6x. Ona göre 2x çarpı kaç yapayak 6x? 3. Daha doğrusu 6x böyle 2x verir 3. Demek burada parantez içinde olarak sadece 3 artı. 4x kareye bölersek 2x ile ne ka? Ne ka? Acaba bir şey başka lazım? Bu yok kare olarak sadece 2x. Niçin? Niçin? Ee, geriye sana gidersek bu ikisinden çarpamı lazım der versenler 4x kare. 2x defa 2x. Evet demek onun için onun için böleriz. Demek buluruz baştan bir sayını böyle 2 kasanı. Odur 2x. 6x bölü 2x m 4x kareye bölü 2x işledik biz. Demek ne zaman böleriz? Neydi? Ne zaman böler de kuvvetler ne olurdu? Yok. Ne zaman çarparız kuvvetleri toplarız. Ne zaman böleriz çıkarırız. Demek x'ten x'i çıkarırsak olur 0. Ona göre burada kalır sadece 3. X kareden çıkarırsak X'i kalır bir tane. Demek 2'den bir tane çıkarırsak kalır 1. Hem 4 bölü 2 yapar 2. Hem kalır 2 X. Demek sayı si ile sayıyı si böleriz. X ile X'i böleriz. Hem ona göre her ikisini aynı vakıtta Aa, ondan sonra biz yazarız. Başka bir örnek alırsak bu şekilde. Diyelim olsun. Hani, ne vardır? vardır. 12 Uh, y devam olsun 4'e uh, 12 Y 4'e yaparız 3 tane ki görevim biraz daha değişik olsun. Uh, eksi 9 Y uh, olsun 3'e M uh, artı 3 Y kare. görebiliriz herhalde buradaki ki a, sayı olarak ortak hangasıdır? 3. Eşeği bakalım en büyük sayı y var. Ne çıkarabiliriz parantezenin nedir? hangisi? Yok kaç tane kaç tane y kaçe çıkarabiliriz en çok? 3 sayısını çıkarayız. A, ama y vardan en büyük kuvvet ne ka olacak? Ne çıkarabiliriz hep aslında ne vardı? iki olarak evet demek demek bakarız çıkaralım ortak kuvvet demek ne bölecek hep sani en büyük devam x y 3'e bölemez niçin niçin vardır burada iki gelecek negatif demek alırız en büyük pozitif kuvveti ne çıkarabiliriz parantez önüne demek burada olarak y kare demek gelir 3 y kare hem şimdi parantezin içinde ne zaman yazayız 12y4'e bölü 3 y kareye ne ka yapayak? 12 bölü 3 yapar. 4. y4'e bölü y kareye yapayak ne ka? Ne dedik? Kuvvetleri bölmekte çıkarırız. Demek yapayak 2. Olayak 4 y kareye sonra eksi 9y3'e bölü 3 y kare ne ka yapayak o? 3. Sence 3 y. Yok. Uh, delta y kare 3 ten 2 çıkarırsan kalır 1. Öyle. Demek kalır bir sadece bir tane. Hem şimdi. 3 y kare de 3 y kareler vardır sadece. Okey Google demedik sana açıyorsan. Okey. Uh, ee, olarak artı 1 sadece. Hem kaparız. Parantezi. Demek budur parantezin önünde olan çarpan. Demek budur parantezimiz, budur parantez ünü çarpan. Hem yani bunu eğer çarparsak hep basilen içeri vardır elde ediyor bu ifade sol tarafta. Demek burada tutturuldu ödevde öyle verdim de bu sayı bu iki sayı yan yanadırlar aynı. Ama değiştirmez bir şey. Demek bu üç y kare eder bizim parantez önünde en büyük ortak bölenemez. Demek yayaralım çarpanlara alırız en büyük ortak böleni bitevi ifadenin hem sonra o bölenden böleriz hepsini ki bulalım ne kadar olayak diğerleri. E şimdi dedik ki bazı durumlarda çarpanlara ayırmak bize yardım edecek ki hesaplayalım ödevimizi daha basit şekilde. Genelde bu ödevler olarak kesir şeklinde denklemler. Örnek Budur. Kitapta 9. hedef sayfa 36'da. 6x artı 18 hem bir de yok kesil halinde bölü 24. Lazımdır bu ödevi basitleştirelim. Hep de ne yapabiliriz. E şimdi bu kadar çok önemli. Ne kısalanmak yapılamaz. Eğer var ise toplamak Burada ona göre 24'den 18 yazı 24'den 6'yı biz kısalayamayız. Mecbur olsun bir hangi çeşit çarpmak yukarıdan ki sonra o kısalana binsin. Acaba elde edebiliriz çarpmak hem yukarı hem aşağı. Ayıralım çarpanlara ödev amacı 24 ve daha doğrusu bakı bakalım ilk yukarıdan İsa ile. Acaba burada nasıl ayarayız çarpanlara? Nedir? 6'dır ıı, ortak bölen. 6'yı çıkaralım parantez önünde. Şimdi olayak. Parantez içinde ne kadar Var Var, vardır x artı ne kadar? 18 bölü 6 yapar. Öyle. Demek ayırırız çarpanlara ona göre e efendim. E şimdi 24'ü. demek 24'ü şimdi burada en veya yazabiliriz nasıl 6 defa 4 bir görürsünüz neyle ne kısalayak. Ama sana bilirsiniz ki 24 ile 6 kısalanabilir burada. Demek şimdi burada niçin bu 6 beriye çarpar. A bu 24 burada böler. Ona göre bu ikisi birbirleriyle kısalanabilirler. Demek ne zaman kısalan ayak var? 24 e, M6 6 yok hani hepten silinir. 6'dan 24 olarak 4. E, demek kesirimiz bizim olarak kesirde yazarsam 4'te X artı 3 ve budur kısaltılmış hani bu kesir. Acaba anlarız ne oldu bu ödevde? Hayır. Demek ilk önce Aldık, denklemimiz ne vardır payda. Paydanın üstünde. Demek pay olan denklemi biz ayırdık çarpanlara ki kısaltırabilelim kesiremez. Niçin? 6'yı, 18'i, 24'le direkt kısalayamayız. Kesirde ki kısaltmak yapılabilsin mecbur olsun diyelim ya üstten ya alttan bir hangi çeşit çarpmak ve veya olsun sadece yalnız bir hangi sayı demek kısalanabilen sayı var on var ne çarparlar ve onlar ne derler yalnız eğer ise toplamak kese çıkarmak kısalayamayız onun için biz çarpanlara ayırdık 6x artı 18'i yazdık nasıl 6 defa x artı 3 parantez içinde demek biz ne zaman ayırırız çarpanlara sadece değişik şekilde yazarız ve ki bir şeyi kısalayabilelim bu olay vardır fizik dersinde çok tekrarlansın. çarpanlara ayırmak ve ona göre basitleştirmek de yani tabi ödevdeki bir hangi kısmı formülün kısalansın hem daha kolay gelsin. Alalım daha bir örnek bakalım nerede ne aynı kısalayabiliriz. Diyelim kesirimizi yazayız. 4x oh, çok büyük. Ee, yazayız 4x artı 2 hem alttan koyacağız 10 Bakalım şimdi. Demek gene gideriz üsttenki kısımdan ilk. Alttan yazayım ondan sonra. Üsttenki kısımda 4x artı 2'de nedir ortak bölen? 2'dir ortak her, her iki sayı için. Hem şeyi açarım parantezi. Parantez içinde 4x bölü 2 yapayak ne kalır? 2x artı 2 bölü 2 yapayak 1. Gelip 2x artı 1. Ne kısalayabilirim şimdi? Burada vardır bir çarpan. Demek 10 ile 2'yi kısalarız. Ee, yukarı 2 silanır. Alttan kalır 5. Ee, ve buna göre olarak 5 de ne kaldı? Yukarı kaldı 2x artı 1. Cevabımız ne? 5 de 2x artı 1'in daha fazla kısalanamaz. Demek bu ödevlerde cebirsel ifadelerle ne işleriz? Aa, genelde eğer x'in değeri verek değilse biz bırakarız x'in nasıl nedir? Hem ona göre aa, şey yaparız. Aa, ona göre sonuca geliriz. E şimdi bakalım efendim. Oldu. N Aha nerede düşünürsün böyle rasikilim? Evet bu 2'yi yazdık. Demek bir bölen çıkardık. Hem şimdi bu ki bulalım içerideki kısımları. Bir tabi bu ifademizi 2 ile böldük. Demek 4x'i böldük 2'nin ki bulalım 2x. 2'yi böldük 2 ki bulalım 1 sayısını. Demek baştan bakarız hangi sayıdır bölenimiz. O 2. Emo sayılın böleriz her bir kısmını bir ifade eder. Bakalım bir ifade nerede ne paydada dender bir sayı. Demek ki hem paydada olsun bir hangi sayı hem uh, hem payda. Daha doğrusu o örnek vardır. 3x artı 3 m bölü x kare artı x. Uh, daha doğrusu x kare Artı x. Ay bakalım şimdi burada. Gidelim üst kasamla. Nedir ortak? Yok arada. Çıkarabiliriz 3. Parantez içine kakalayak. Ee, x artı. Yok artı 3. Artı 1. O ya ki 3 parantez içi. X artı 1. Nedir ortak? alttaki ki kısımda. Sadece x. Bir tane x çıkarırız parantez önünde. İçerisinde ne k kalacak? x kareden bir x çıkarırsak kalacak kalırsa fi x. A, x bölü x verir ne ka? Demek bu x'i böleriz bu x'lem ki bu alan parantezin içinde ne ka gelecek? Yok. X'de x de x'ler vardır sadece. Herhangi sayı kendisiyle bölünürse cevaptır 1. Demek burada olarak x artı 1. Yazayım kenardan. x bölü x eşittir 1. x kareye a, bölü x eşittir x. Niçin? Niçin 2 eksi 1 yapar bir? A, demek şimdi ne yapabiliriz bu kesirdeki kısal Ne vardır her Rerikas'ın nasıl çarpan olarak bitevi? Yok x'e Daha fazla. Demek 3 ile x yapamayız. Ama vardır bir tevi bir çarpan x artı 1 burada. Hem bir tevi bir çarpan burada. Demek bir tevi parantezi vardır kısalayalım. Her ikasından. Niçin her ikisi de hepten aynı. Hem cevaptır x üstü uh, x üstü. Uh, x'te 3 daha. Doğrusu. Yok 3 x. x'te 6. 3'te üstü. Demek görürüz ki en bir parantezleri parantezler biz kısalayabiliriz eğer her ikisi ise hepten aynı. Demek üstteki parantezimiz ve alttaki parantezimiz iseler aynı sayısal olarak o vakit bir tevi onları yapabiliriz kısalayalım. Demek her bir defa biz dikkat edeyiz a bu çeşit ödevlerde nasıl işleyeceğiz bakayız a ne yapabiliriz ki kısaltıralım daha hızlı şekilde ve ona göre belirleyelim. Acaba vardır bir hangi sorumuz? Sorabilirsin. Ole. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o vakit eğer, eğer ise farklı kısalayamazsın. devam. eğer var ise örnek Uh, vereyim uh, iki değişik kesir örnek. Var ise 4 parantez içi 3x artı 6 ı. örnek. Daha 3x artı 7 olsun. Hem uh, diğer kısmı kesir örnek ise uh, 9 parantez içi 3x artı uh, 7 aynı. Demek niçin bu ikisi kesirlerimizler aynı uh, içeri bunları kısalayabilirim. Böyle. Ama eğer olsa devam burada 3x artı 5. O vakit ödev kalır aynı. Hiçbir şey yapamam. Demek deneyebilirim. Ça Demek burada kısalayamayız. Bir de böyle yapamayız. Aa, bu durumda devam bakabilirim. Eğer çarparsam gelirse bir şey başka kısalansın. Aa, ama aa, bu şekilde nasıl nedir? Sayı Sayılar kısalayamayız. Demek mecburdur. Olsun var aynı veya olsun var kendi katı. Devam ederse kendi katı kasa ayabilirsen bir tevi devam dersen edersen ki iki tane ve vesaire. Demek bu ödevde göre ileride nasıl ne işleyeceğiz daha öyle daha zor ödevlerle nasıl oluyor. Demek yok ise bir hangi sorunuz bana sadece bildirirseniz bir defterinde hangi sayfadadır ve dersimiz oluyor. bugün için olarak bu kadar. Gelin derse kadar güle güle.